Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İdalgali. Bugün sizlerle beraber Furkan'la beraber sence nasıl bir şey? Çiğ köfte yiyeceğiz, aynı zamanda da videosunu çekeceğiz yani. Ne? Bu nasıl içerik? Karnımız doyacak. Yani karnımız doyacak, aynı zamanda da içerik çekeceğiz. Öyle bir evet. Video çekmiş olacağız. Ama güzel olacak. 1000 ve A101'i karşılaştıracağız. Önceki videolarda işte 1 TL çikolata, 50 TL çikolata. Parayla tatlarını karşılaştırıyorduk önceki videolarda. Bunda da tatlarını karşılaştıracağız. Çünkü fiyatları aynı. İkisinin de aynı. A101'in de 1000'in de 3.25. Hadi çıkalım o zaman. Çiğ köftelerimizi alalım, sonra gelelim burada tadalım. Evet. Hadi anne gidelim. Hadi gidelim. Bu arada çıkmadan önce biliyorsunuz cips videomuzu, onu yine koyarım şuralardan bir yere. 20 liralık cips vardı. Tarhana cipsi. Onu Furkan'a yedirtmek istiyorum. Çok merak etmiş. Çok merak etmiş. Buyurun efendim. Gerçekten. Çok güzel. Tadı gerçekten güzel. Biz yedik yani. Mustafa'yla yedik. Çok güzeldi tadı. Yemem yani, yiyemezsiniz arkadaşlar. 8 lira gitti, 8 lira. Ya kokusu biraz kötü. Kötü. Kokusu kötü ama tadı gerçekten güzel. At ağzına. Güzel. Hepsini çiğne. Hepsini. Hepsini at. Bir anda at. Sen biliyorsun kötü mü biliyorum. Daha o kadar değil yani. Tamam, normal cipsten biraz kötü ama. Tamam, al onu ağzına. At hepsini at. Ya hayır öyle yok. Atacaksın, direkt atacaksın, çiğneyeceksin hepsini. Nasıl? O kadar da kötü değildi ya. Bence güzel yani. Biz yedik, gayet hoşumuza gitmişti. Sevmedin mi? Sevdin mi? Sevdin mi? Böyle görünüyor yani. Sevmiş gibi görünüyorsun. Gidelim biz. Dışarı çıkalım. Bu arada dışarıda aşırı derecede dolu yağmaya başladı. Nasıl çıkacağız onu da bilmiyorum. Sıçacağız dışarıda. Hep sizin için. Adam ayakkabıyla geziyor ya. Zengin. Ya zengin olduğumuz için ayakkabıyla geziyoruz evde. Cipsi yani. Bile tarhana cipsi yiyor. Ya. Arkadaşlar şu an korkuyoruz. Evet. Çünkü aşırı derecede yağmur yağıyor ve aynı zamanda rüzgar var. Bak. Aşırı derecede rüzgar var. Arabalar, marabalar ötüyor böyle. Bir değişik yani. Ankara bugün ne? Ankara hayatı ruhumu kesse. Sosis ve salma. Hani sizi götüremeyeceğiz yanımızda. Çünkü yağmur yağıyor. Telefonla çektiğim için fakirlikte. Telefon kötü olacak. Sıkırsa ben hiç video anlamadım. Hadi boşalım. Evet. Hiç yani yağmur yağmıyor. Öyle normal. Günlük güneşlik biz salak gibi olduk yemişiz. Çiğ köfteyi A101'den alacağız. Sonra bime. Eve geldik sonunda. Bim A101 aldık çiğ köftelerimizi. Da çok fazla bir yol yürümedik. Bir şuraya gittik, bir şuraya gittik sağa sola. Ama ayaklarımız cımcık oldu. Yani... Yağmur yağdı. Evet. İçeri girdik, güneş açtı. Aynen öyle. Ben de çok ben saçımı sallıyorum gidiyor. Furkan. Ben gidiyor sallıyorum. Gitmiyor. Daha fazla oluyor. Bu arada 1 liralık da çikolataları aldık. Valla kafamdan ben... büyük ama 1 lira. 1 lira abi, ben bunun 1 lira olduğuna çok şaşırdım. Yani işte 1 liralık da hani çok yemiyorum normal hayatta. Hatta 1 liralık çikolata zararlıdır bence. Yani biliyorsunuz, biliyorsunuz 50 TL'lik falan yiyorum genelde. Hani o yüzden bana gerçekten büyük bir deneyim olacak benim için yani. Dediğim gibi bakacağız. Bakacağız. Çok beğeneceğimi düşünmüyorum 1 lira sonuçta da. Evet geldik şimdi en sevdiğim kısma. Yiyeceğiz. Bunları sadece yiyeceğiz yani. En güzel kısmı burası. Benim fikrim şöyle. Bakın şimdi ikisi de 350 gram çiğ köfteleri sadece. Bunun sosları da var yanında. İkisi de kaç gram? 17 gramdan 384 gram oluyor. Yani gramaj olarak Aldı. Kazandı. 1-0 önde. Yani fiyatları da aynı bu arada. İkisi de 3.25 değil mi? İkisi de 3.25'ti. Fiyatları aynı olmasına rağmen bu daha fazla sos var yani içinde. Sos olmasa benim için çok güzel bir şey. O yüzden sevdim. Bandır yiye beğeni. Tamam ilk başta bence bundan başlayalım. A101'den başlayalım. Tamam. Bu arada bu A101'in o soslu olan Bim'in. İlk başta sade deneyeceğiz. Ondan sonra soslarla falan denedik. Kabından dolayı eksik. Kötü kap yapmışlar. Çok güzel bakın. Mükemmel açtım. Görüyorsunuz. Gerizekalıyız açmıyoruz. Görüyorsunuz mükemmel. Anlatmama gerek yok. Yağlı. Kabında yağ var. Eksi. Her yerden puan giriyoruz. Yalnız bir şey diyeyim çok güzel kokuyor. Bu arada doyacağız bugün videoda. Güzel. Güzele benziyor şu anlık. Bakalım kokusu güzel. Hiçbir şey denemeden sos mas olmadan birer tane ama tatacağız. Ama ben de çiğ köfte sevmiyorum. Vallahi mi? Bazen böyle canım istiyor. Yiyorum. Sonra bir yıl yemem. O zaman daha güzel bir şey olacak. Yorum olacak yani senden. daha net bir yorum olabilir. Böyle bir değişik bir tadı var. Çok hoşuma gitmedi açık. Yani mesela bunu ben sade yemek istemem. Bunun yanında böyle bir lavaş mavaş olsun isterim yani. Yani kötü değil. Çiğ köftenin kötüsü zaten... Şimdi karnımızı doymak için yiyeceğiz de. Yani çiğ köftenin kötüsü çok fazla olmaz. Ben buna böyle mükemmel diyemem. Yani kötü de de diyemem. Yani güzel. Orta. Yani. Artar. 10 üzerinden puan vereyim.
5 işte orta. 10 üzerinden 11 yok. Çünkü üstü. Tamam, bunu böyle bir kenara koyalım şimdilik. Buna bir daha döneceğiz şimdi. Bunun kapı daha kolay açıldı. O yüzden art puan. Birinciyiz. Evet, yaladı art puan. Vallahi şundan daha güzel geldi bana. Kokusu. Ha. Şimdi sosa bandırmadan yine sade yiyeceğiz, tamam mı? Bunu sade yediğimiz için eşit karşılansın diye. Bunu sosa bandırmadan yiyeceğiz. Bu arada bu daha şey, elle sıkılmış gibi yapmışlar. Daha güzel durmuş o. Bu. Benim bu. Sossuz mossuz sadece sade yedik. Ağzım sulandı lan. Evet, siz orada devam edin, biz yiyeceğiz biraz. Sossuz falan yedik tamamen, bence sossuz derecede bu. Acısı da böyle her şey, baharatı yerinde. Bak bu mesela acıydı, çok ağır. Buna göre acıydı. Aynen, yani acıydı. Bir de bununla değişik bir tat geliyordu bana, bilmiyorum, anlamadım. Bir de ikisini de soslu deneyeceğiz. Al yine bunu soslu deneyelim. Bak acı sosa bandırdım. Acı sosu mükemmel. Çok güzel tadı var. Ben acı sosuna bayıldım şu an. Hem gramı fazla, hem çiğ köftesi güzel, hem yanında sosları var. Baya bence açık ara fark da bu. Bak dur gel şunu da şey yapalım, bunu sosuna bandırıp yiyelim. Vallahi bir şey diyeyim mi, bu video bildiğin yemek videosu oldu. Biz burada geldik, doyduk. Ya şimdi şey diyeceğim, Mustafa'yla da daha önceden çekmiştik videolar ve dışarıda çekiyorduk videoları. Bugün Ankara'da aşırı derecede yağış vardı, bir de dolu molu da yağıyordu. Zaten ayaklar vıçır bak. Bu çorap, ıslanan çorabım benim burada. Burada pantolon asılı. He orada Allah düştü. Tamam, güzel. Pantolon falan asılı, her yer ıpıslak oldu. O yüzden dışarıda çekemedik. Biz de dedik ki en azından tadalım. Böyle daha şehvetli tattık bugün. Urfalıyam ezelden. Urfalıyam ezelden. Gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden. Vay! 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 Sevdin kızı çok sen sevdi. Uyumadı şey, şey yapamam. Başlar. Devam et, devam et. Tavana atak mı? Çiğ köfte denemesi budur yani. Tavana atacağız, yapışıyorsa güzeldir. Bir ara da biz yapalım mı? Çiğ köfte. He. Yaparız ya. Çiğ köfte yapmayı denedik diye bir gün biz de yapacağız, tamam mı? Unutmayın. Söz ver. Söz ver. Bir gün malzemelerini alacağız, burada geleceğiz, çiğ köfte yapmaya çalışacağız. Hadi çiğ köfte yeme challenge yapalım. Video içinde video. 5 tane çiğ köfteyi kim daha önce bitirecek? Hadi. Tamam bak, 5'er tane hadi. Kim daha önce bitirecek? Elimizde mi? Şeyde mi? Çapa. Elimizde. Cezada şunu kafaya vuralım. Kim kaybederse içi su dolu şişeyi kafasına yardıracak. Boşuna tamam. Vurmuştuk bu ya. Hadi. Hadi dur, başlıyoruz. Hadi. Hadi. 1, 2, 3. Nasıl yedin? Abla. Boğazına gülüyor. Sevmiyorum dedim. Ben kazandım. Ama çok yapıştı la. Burada kaldı burada. Ben kazandım. Furkan şu an ağladı. Yemediğin için mi oldu, ağzına mı kaçtı? Kanka hem sevmiyorum hem de sevmediğim yediğim şeyler hep böyle oluyor. Sonra şuraya gitti çok. Tamam ben kazandım gel. Ceza geliyor. Okkalı vurayım mı? Vur da hadi içimden. O değil. Çocuğa ceza bu oldu zaten yani. Başka ceza vermeye gerek yok. Ama ben vereceğim. Hayır. Öküz müsün? Furkan'ın geri kalanını da ben yiyeceğim. Yemiyorum değil mi? Bilerek yaptım aslında. Furkan'ı sevmediğini biliyordum. Bilerek bunu yapayım da gerisi bana kalsın diye. Benim hoşuma gitti. Yiyorum ben. Yiyecek misin? Bu yemekteyiz oldu kanka. Yiyecek misin? Yemeyeceksen bak bitiriyorum. Ya bitirdin. Sabah yemek yemedim sırf bu videoyu çekeceğiz diye. Benim için mükemmel bir video oldu. Senin için nasıl oldu Furkan? Benim için çok kötü oldu hani. Çocuk ölecek, videoyu kapatalım. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenirseniz çok sevinirim. Furkan da daha fazla çiğ köfte challenge gelmesini istiyorsanız. Çiğ köfte değil, başka challenge. Neyse Furkan da daha fazla video gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz öyle. Sizleri seviyoruz, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Thank you.